Evet Cüneyt, 3 haftalık bir galibiyet arası diyebiliriz. Önce buradan başlayalım, neler söylersin? Yani evet, son 3 maçta beklemediğimiz, istemediğimiz bir skorla karşılaştık. 9 puan varken 2 puan alabildik. Yani bunun tabii başka faktörle, başka etkenleri de olmadı mı? Oldu. Bunları sizler de gördünüz. Ama her şeye rağmen bunu bir kenara bırakıp kendi öz eleştirimizi yapmamız lazım. Sonuçta yani baktığınızda bir Erzurum maçına geriye düştükten sonra top oynamaya başladık. Altay maçı aynı şekilde 2-0 mağlup duruma düştük. Ardından toparladık. Yani galip de gelebilirdik ama olmadı. Ki Ümraniye maçına iyi başladık. Sonunu getiremedik. Yani burada öz eleştirimizi şöyle şu şekilde yapmamız lazım ki 90 dakikaya maalesef istediğimiz futbolu sahaya sergileyemiyoruz. Bunu biraz daha iyi yapabilmemiz lazım. Top biraz daha fazla bizde kalması lazım. Yani bu kadar tecrübeli bir takım oyuncu grubu olmasına rağmen iyi yapabilir, son 3 maçta iyi yaptığımızı düşünmüyorum. Ama baktığımızda da hedefimizden koptuk mu? Hayır. Yani daha evet bir avantaj vardı. O avantajımızı maalesef kaybettik. Ama önümüzde 9 maç var da. Bu 9 maçı en iyi şekilde geçirip yani hedefimiz bir seri yakalayabilmek. Ki bu ligde yani 2-3 maçlık seri yakaladığımız takdirde de nereye gelebileceğimizi hepimiz biliyoruz. Bir seri yakalamak istiyoruz. Buna da en iyi şekilde hazırlanıp cumartesi günü İstanbul maçıyla başlamak istiyoruz. Uzun süre forma giymedikten sonra son birkaç haftadır da sağ bek mevkiinde sakatlıkları ve cezaları dolusuyla forma buluyorsun. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Yani hocamız kime şans veriyorsa herkes elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Burada önemli olan isimler değil. Önemli olan Bursaspor'dur. Sahaya çıktığımızda kim olursa olsun bu arma için, bu takım için, bu camia için savaşını sürdürecektir. Evet, hocamız bana şans verdi uzun bir süre sonra. Sağ bek pozisyonunda da oynamadım değil. Yani zamanında Kayserispor'da olsun, Bayern Münih'te altyapıda, A takımda olsun oynadığım dönemler oldu. Ben de elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Nitekim yani iyi olduğumuz günler oluyor, düşüşler yaşadığımız günler oluyor. Ama dediğim gibi burada önemli olan şahıslar değil, Bursaspor'dur. Biz bir takım olursak eğer hep beraber mücadele edersek üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur, hiçbir takım yoktur. Bu konuda da hocamıza ayrıyetten teşekkür ediyorum bana bu güveni verdiği için. Ben de elimden geldiği kadarıyla bu formanın hakkını vermeye çalışıyorum. İstanbulspor motivasyonu nasıl olacak tabii bir çıkış gözüyle bakılıyor hem taraftar nezdinde hem camia nezdinde. Yani siz de takdir edersiniz ki bu ligde bak gördüğünüz gibi yani kolay maç yoktur. Yani beklemediğimiz bir Eskişehirspor maçı mağlubiyetle sonlandı. O yüzden yani bizim için artık her maç bir final maçıdır. Her maça final gözüyle bakmamız lazım. Ona göre hazırlanıyoruz, ona göre çalışıyoruz. Dediğim gibi İstanbulspor maçında galip gelip istediğimiz skoru alıp taraftarlarımızla beraber bir seri yakalamamız lazım. Bunu da en iyi şekilde İstanbulspor maçıyla başlamak istiyoruz.